Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Harika bir yıldızname videosuyla her zamanki gibi karşınızdayım sizlerle izleyenlerim. E, yorum yapan, beğeni atan, kanala abone olup destek veren sizlerle izleyenlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm hizmetlerimiz ücretsiz arkadaşlar. İstediğiniz gibi yorum yapıp, beğeni atıp kanala abone olabilirsiniz. E, ve ayrıca genel bir yıldızname videosu kişiye özel değil, kişi özel bakımlarımız şu an için yok arkadaşlar. Takipte kalın. E bununla ilgili bilgilendirme yapacağım. Şu an beni kim dinliyorsa, kim izliyorsa bütünün hayrına olsun. E, niyetim niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Kolektifin en yüksek hayrına bakalım öngörülerim ne yönde olacak. En önemlisi hissiyatım ne yönde olacak arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ee, ve e, başlayalım. Bugün yaşadığınız bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. Özellikle e, iş yeriyle bağlantılı olabilir, ilişkinizle alakalı olabilir. Hane içerisindeki e, bu sıkıntınız şu an bu saate kadar devam etmiş. Ee, özellikle böyle e, belli bir süreç e, sizi sıkıntıya sokmuş. Yani öncesi sonrası da olabilir. E, evlenmeden önce, evlendikten sonra, o işe girdikten e, sonra, girmeden önce, eğitim öncesi, eğitim sonrası gibi böyle sınıflandırdığınız bir ee, zaman dilimi sizin için söz konusu ee, çok böyle o tarihi hatırlamak istemiyorsunuz o an için yediğiniz içtiğiniz gezdiğiniz tozduğunuz yerler e, sene bile gün bile aklınıza gelsin istemiyorsunuz aklınıza geldiği an böyle içinizde bir sızlama burnunuzun direği sızlar derler ya bu süreci fazlasıyla yaşıyorsunuz arkadaşlar ah etmişsiniz o kadar yürekten bir ah etmişsiniz ki ahınızın e, tuttuğunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, gözyaşı akıttığınız ne varsa, gözyaşıyla beraber akıttığınız ne varsa hepsi gerçekleşmiş kiminden haberdar olmuşsunuz kiminden olmamışsınız ama şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar e, pişmanlık yaşayan bir kişi var e, bu pişmanlığı size karşı olabilir yaşattıklarıyla bağlantılı olabilir yaşadıklarıyla alakalı olabilir ya da şu an içinde bulunduğu konumla bağlantılı olabilir ama e, çok büyük bir pişmanlık yaşayan bir karakter var e, bu karakter aslında e, çok büyük bir e, onun için çok sıralı ve e, sıkıntılı bir süreç olarak gözüküyor, ama zamanında nankör, e, egolu dediğim dedik e, böyle sert bir karakter olarak gözüküyor arkadaşlar. E, yani hiçbir şekilde yontulmayan, hiçbir şekilde dile gelmeyen bir karakterken e, siz haricinde herkesin lafını fazlasıyla dinlemiş olarak gözüküyor Arkadaşlar çok fazla bir tarafı da kulağı çok küçük bir tarafta kulağı fazlasıyla büyük arkadaşlar yani e, size gelince kör sağır dilsiz e, ama siz haricindeki kişilere de kulağı gayet iyi duyabilen gözleri gayet iyi seçebilen dilleri gayet iyi konuşabilen bir karakter olmuş arkadaşlar yaşattığını yaşayacak yaşattığını ee, yaşaması için de bayağı bir ahınız bedduanız olmuş arkadaşlar bu e, demek değildir kim sevgili olsun aileden bir birey olabilir işle bağlantılı olabilir patron olabilir her kime hakkınızı helal etmediyseniz bu kişi ne, bu kişiye büyük bir ahınız olmuş o kişi şu an böyle resmen kıvrım kıvrım kıvranıyor arkadaşlar ee, çok güzel mükemmel bir kalbiniz var aslında yeri geldiğinde sizde de bir inat, bir aksilik, bir öfke patlaması böyle şartlarını zorlamış. Siz bunların hepsini fazlasıyla göstermişsiniz. Fakat merhametinizden hiçbir zaman ödün vermemişsiniz. Tamam sizde fevri olmuş olabilirsiniz. Onun yaptıklarından, yaşattıklarından dolayı ah etmiş olabilirsiniz. Göz yaşa kıtmış olabilirsiniz. Kızmışsınızdır, öfkelenmişsinizdir ama o güzel yüreğiniz sizi Farklı bir sürece getirmiş arkadaşlar. Önünüze çıkan her şey sizin sınavınız olmuş. Kiminden geçebilmişsiniz kiminden geçememişsiniz ama geçtikleriniz sizi 3 e, adım öteye götürmüş arkadaşlar. O kişi hala yerinde sayıklıyor. E, aradan böyle bir e, zaman dilimi daha geçtiğinde e, geriye dönüp baktığınızda ben nasıl bir e, sınavdan geçmişim. Ben iyi ki bu sınavı orada bırakmışım yoluma devam etmişim. Çünkü hayatınıza o kadar güzellikler gelecek ki gelmişti arkadaşlar kimi e, bir yakın dost olarak, kimi arkadaş olarak, kimi komşu olarak, kimi mesai arkadaşı, kimi sevgili, kimi yar belki şu an koklamaya doyamadığınız evladınız da e, olabilir arkadaşlar. Hiçbir şeye değişmem dediğinizle şu an yolunuza devam ediyorsunuz. Biraz daha sıkıntılı bir süreç var ama bu süreci de arkanıza almışsınız. Farkında olmadan e, siz sanıyorsunuz ki bu süreç hiç bitmeyecek. Bu sıkıntılar hiç bitmeyecek. Hep böyle devam edecek. Ama Rabbim Size o kadar güzel bir süreç yazmış gibi inanın ki sayfamızda 3 tane 7 yan yana duruyor arkadaşlar. Aldım, kabul ettim, şifalandım niyetine de e, söyleyebilirsiniz. Ya da yazül celali ikram ya hayyum ya kayyum arkadaşlar. Bunu yazarak da mühürleyebilirsiniz, e, sabitleyebilirsiniz e, ve sizin her zaman yolunuz açık olacak arkadaşlar. Kim size ne derse desin. Siz her zaman gönlünüzün ekmeğini yiyeceksiniz. Çünkü gönlünüz harika. Kızabilirsiniz de, öfkelenebilirsiniz de ama karşınızdaki muhatabınız da siz aynı kefeye konulduğunuzda yaptığınız iyilikler, o gönlünüzde biriktirdiğiniz iyilikler, e, aldığınız güzel dilekler sizi hep böyle ön plana çıkaracak arkadaşlar. Ya Rafi esmasının yüzü suyu hürmetine her zaman yıldızınız al Yüksek olsun arkadaşlar. Alçakta olan ne değerleriniz varsa ya rafi esmasıyla e, hepsi e, üstün derecede sizi üstün seviyeye taşısın arkadaşlar. küs olduğunuz, kırgın olduğunuz, evladınız, eşiniz, dostunuz var. Ya vedutla bunu kendinize yakınlaştırabilirsiniz. Uzaklaşmış ama uzak kalmasın yakınımda olsun dediğiniz e, kıymetlileriniz var ve şunu da sizlere belirteyim arkadaşlar o da aslında sizi çok özlemiş. O da aslında sizinle görüşmek istiyor. Sizinle vakit geçirmek istiyor. Ama bir tarafında böyle bir kelepçe var. Bu belki aklınızdaki kişi olabilir. Önceki ilişki yaşadığınız kişi olabilir. Evladınız olabilir. Gibi gibi kolektif olduğu için netleştiremiyorum ama şunu da belirtmek istiyorum. Geliyor ayağındaki pranga size doğru gelmesine izin vermiyor. Yani yaşanmışlıkları olabilir, yaşadığı durumla bağlantılı olabilir, evladınızsa eşiyle bağlantılı olabilir, evladıyla bağlantılı olabilir. Bir küslük var özellikle canınızdan, kanınızdan olan kişi. Ben bunu evlat olarak yorumluyorum ama belki kardeşinizdir, belki aileden bir bireydir ama çok büyük bir konuyla bağlantılı bir haber var büyük bir haber arkadaşlar. Bununla bağlantılı bir şekilde bu kırgın, küs olduğunuz kişiyle bir araya geleceksiniz. Sizden tek ricam, çünkü e, çok fazla konuşmanız bu kişinin kulağına gitmiş. Bu kişi biraz da kendini bu durumdan dolayı geri çekmiş olarak gözüküyor. Sizden ricam kesinlikle konuşmayın, sessizde kalın. Çünkü çok e, istemiyorum diyebilirsiniz, öfkelenebilirsiniz, gelmesin diyebilirsiniz. Restleş edebilirsiniz ama sizin sol tarafınız bunları söylemiyor arkadaşlar ben hissediyorum gelsin istiyorsunuz gö görsün istiyorsunuz geçsin istiyorsunuz e, yedirmek içirmek istiyorsunuz şu an sizden uzak olduğu için sizden ayrı olduğu için biraz fevri olarak gözüküyorsunuz ama siz e, gelininize ya da damadınıza e, bir öfkeniz bir kininiz yok aslında gelmemeleri size karşı böyle davranmaları sizi bu şekle sokmuş çok özleminiz var ve bu özleminiz bir şekilde sona erecek arkadaşlar. Ama şunu da yine belirtmek istiyorum. Defalarca söylesem bıkmam. Lütfen ama lütfen sessizde kalın. Annenize olabilir, eşinize, dostunuza, yakınınıza ki bu muhabbetleri anlatmaz onların kulağına bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu şey bu durumdan dolayı da kendilerini geriye çekmişler. Siz sessiz kaldığınızda e, kucağınızı açtığınız o kucağınız boş kalmayacak arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum çok büyük bir nazarınız var e, fazlasıyla böyle e, nazarınızı almışsınız özellikle bugün almışsınız arkadaşlar bir çarşı pazar mı yaptınız bir yere mi gittiniz dışarıya çıkan izleyenlerin bugün beni kim izliyorsa dışarıya çıktıysa nazarıyla e, eve dönmüş ve bu nazar o kişiyi baya bir e, sarsmış arkadaşlar e, ee, yakınınızda bir bayan isminde ARF e, ARF I H, e, harfleri olan e, bir e, yılanınız var. Size böyle bir etki yapmış e, ve bunun dahilinde siz değerli izleyenler <laughs> çok affedersiniz. Ee, bu kişinin nazarını üzerinize e, fitne fesatlığını üzerinize almışsınız ve bundan dolayı da e, sıkıntılı böyle karınca hızıyla ilerlediniz bir süreçten geçiyorsunuz arkadaşlar. E, lütfen ama lütfen besmeleyi bol bol çekin. Ayetel kürsü ve fil süresi sizin için arkadaşlar. E, Üzerinize yazıp taşıyabilirseniz sizin yararınız olacak. Ama olur da üzerinize yazamıyorsanız arkadaşlar e, mavi, zi, zi, mavi zeteyn olarak da belirteyim. E, okuyun suyu okuyun suyu için her gün yapın 41 defa yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer yazıp taşıyamıyorsanız, eğer yazıp taşıyorsanız da üzerinizde bulunsun sizi böyle bir korumaya alacak. Yani siz şu an beni kimiz diyorsa. Ee, bu işlemleri yapan bir kişiye giderseniz sizin yıldızınızda, yıldıznamenizde besmele e, ve ayetel kürsü ve fil süresini yazıp sizi evinize gönderecek. Ben de bunları sizlere belirgin bir şekilde belirtiyorum ve siz bunları kendinize uygulama olarak gerçekleştirdiğinizde üzerinizdeki o kara bulutların dağılacağını kendiniz bir zat göreceksiniz siz değerli izleyenlerim bir şeyden korkmuşsunuz bir hayvandan korkmuş olabilirsiniz ilkilmiş olabilirsiniz ben köpek olarak yorumlamak istiyorum ama siz bu korku üzerine de arkadaşlar Ayetel Kürsü'yü bol bol okuyun e, bu da size iyi gelecek arkadaşlar. Yaşadığınız bir haksızlık olabilir. Yaşadığınız haksızlıkların içinden fazlasıyla geçmiş olabilirsiniz. Fil süresi sizi koruyacak duaların arasında. Ayetel kürsü, fi, e, kürsü e, fil süresi sizin duanız. Bugün beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa muhakkak ama muhakkak e, yapsın sizlerle izleyenlerim. Daima abonelerim bilir sürekli. Belirttiğim bir tane e, duamız var arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Kah, ya, Hay, Ya, ayın, sat olan. Hani ta, ha, ma olan arkadaşlar. E, onu da böyle bol bol okuyun. E, özellikle bilmeyen varsa, aramıza yeni katılan izleyenlerimiz de varsa belirsin. Ya da ben yorumlar kısmına belirteyim. E, bunu okuyun arkadaşlar. E, bunu da üzerinize taşıyın. Çünkü e, siz... Bayağı bir e, ağır süreçlerden geçiyorsunuz, e, savaşıyorsunuz. Belki psikolojik destek de alıyor olabilirsiniz ama e, bunları okumanız da sizin yararınıza olacak. Siz değerli izleyenlerim e, haksızlık fazlasıyla sizi yormuş. Ama işle alakalı da e, sıkıntılarınız fazla e, yani o işle alakalı sıkıntılar sizin omzunuzda bir. Kambur olarak yük olarak durmuş arkadaşlar artık bu kamburdan e, kurtulmak istiyorsunuz e, kapı arasından geçtiğiniz kapının önünden geçerken bir suyun üzerinden geçmişsiniz arkadaşlar geçen izleyenlerimin ismin içinde e, e olabilir s var d var i n c harflerim çok belirgin olarak gözüküyor isminize soy isminize bakın. Eğer bu harf sizde varsa, bu harfler sizde varsa böyle bir püslüğün üzerinden geçmişseniz lev <laughs> enzelna arkadaşlar kodlayarak okuyunca ben biraz böyle bir peltekleşiyorum. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim lev enzelna hazel kurane Bunu arkadaşlar illa <laughs> ahirihi yazıp taşıyın lütfen. Tekrar kodlayarak okuyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yazabilirsiniz. Bazen söylediğim kelimeler anlaşılmıyor olabilir. E, tabii söylenilen, e, buradan size yansıyan çok farklı olabilir. Lev enzelna hazel kurane ila ahirihi yazıp üzerinize taşımanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu harfler sizde yoksa uygulamayı gerçekleştirmemeniz e, gerekir yani yapmanız yapma yapmasanız da olur e, kuramadım cümleyi arkadaşlar İhlas süresini bol bol okuyun kulallahu aleyhi ve lem yelit velem yelit velem yekûn le ehad olan İhlas süresini okuyun bugün beni izleyen izleyenlerin muhakkak ama muhakkak besmele ve fil ve ayetel kürsü sürelerini okusun arkadaşlar. Onun haricinde ben zaten bir tane de duayı yorumlara bırakacağım. Bu dua ne diye sormayın lütfen. O da üzerinizdeki kötü enerjilerle bağlantılı olarak bırakacağım. Arkadaşlar verdim duaları kolay kolay size böyle söylemezler. Çünkü bu işlemleri maddi olarak uygulayan kişiler olduğu için ben bunun maddi tarafında değilim söylüyorum bana yapmanız gereken e, teşekkür etmek istiyorsanız beğenebilirsiniz yorum yapabilirsiniz benim en büyük ödülüm sizlerdeki bana e, o geri dönüşler e, şimdi cumartesi bugün günlerden e, çarşamba arkadaşlar perşembe cuma cumartesi pazar 4 gün değil mi e, bu dört gün içerisinde ağustosta yaşadığınız bir durum var nedir o yazar mısınız ağustosta yaşadığınız bir durum var kuruyor boğazlarım. Çok konuşuyorum farkındayım. Alsacya yaşadığınız konuya bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle zamanla yarıştığım için biraz panik oluyorum ama size hemen söyleyip bekletmemek için Şimdi e, Ağustos'ta yaşadığınız özellikle sizlerle izleyenlerim ilişkiyle bağlantılı olabilir. Bir kişinin size doğru mu söyledi, yalan mı söyledi arasında gidip gelmişsiniz. E, Hanenize gelen bir kişi olmuş. Bu gelen kişiyle bağlantılı olarak da e, bir adamla bağlantılı arkadaşlar. Bir adam e, kelimesi geçiyor bu kişinin size gelmesi hayır mı şer mi onu da bilemedim Muratla bağlantılı yani gönül ilişki eşinizle bağlantılı da olabilir eğer böyle evli bayan izleyenlerin varsa Ağustos ayında böyle eşlerinin elinden bir sabun gibi kayıp gittiği durumu da söz konusu olabilir yani eşinin ondan Ağustos ayında uzaklaşmıştır ama böyle yeni yeni belirtileri olabilir ne bileyim Eylül'de daha böyle bir belirginleşmiştir. Ekim-Kasım'da daha böyle bir uzaklaşmıştır. Aralık-Ocak'ta da artık böyle bazı şeyler patlak vermiştir. Ama bu durumun başı Ağustos olarak gözüküyor siz değerli izleyenlerim. Ağustos olarak gözüküyor. Bu durumdan e, siz galip mi çıkacaksınız? Eğer böyle e, mağlup mu olacaksınız? Bunu da merak ediyorsanız arkadaşlar... E, biraz e, savaş vermeniz gerekiyor, biraz böyle e, o kişinin yakasını e, bırakmamanız gerekiyor. E, ama yıldıznamemiz bize diyor ki iki kişinin bir arada olması gerekiyor. Yani karşı tarafın da sizin yanınızda olması gerekiyor. Eğer siz bu e, savaşı kazanabilmeniz için eğer yanınızda değilse e, biraz e, sizi e, yani Zor bir süreç bekliyor arkadaşlar ama siz tuttuğunuzu koparansınız ve zamanla da bu sıkıntıların üzerinden o savaşı kazanmış bir şekilde uzaklaşacaksınız arkadaşlar. Önce Rabbimin izniyle, sonra da sürekli duaların, esmaların, zikirlerin desteğiyle umarım güzel bir süreç sizleri. Bekler e, ve şunu da belirtmek istiyorum. Bu videoyu izledikten 40 gün sonra siz değerli izleyenlerim e, bir kalabalığa karışacaksınız. O kalabalıkta e, sizin e, işinizle bağlantılı böyle bir ekleme katlama durumu olabilir. Terfiyle bağlantılı olabilir. Maaşla bağlantılı olabilir. Sanki böyle Mayıs ayında daha da böyle netleşecek gibi gözüküyor siz değerli izleyenlerim. Hakkınızda hayırlısı olsun. Beni buraya kadar izleyen dinleyen sizlerle e, izleyenlerime de şifa olsun bu video. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İzmir'den hepinize kucak dolusu sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.